Evet arkadaşlar, bugün sizlerle pirinç pilavı yapacağız. Pirinç pilavı yaparken evde kendimizin hazırladığı et su bulyonlarını kullanacağız. Kısmet olursa. Bu arada öncesinde küçük bir hazırlık yaptım ben. Kavurma işleminde bu hazırlıklardan bahsetmek istiyorum sizlere. 3 çay bardağı pirincimi öncelikle bir yıkadım. Yıkadıktan sonra kaynar suyla çok güzel dinlendirmeye aldım. Kaynar suyu pirinçlerinizin üzerine ilave ediyorsunuz ve soğuyana kadar pirinçleriniz kaynar suyun içerisinde kalıyor. Daha sonrasında çok güzel bir şekilde yıkıyorsunuz çünkü içerisinden pirinç unları oldukça fazla çıkıyor. Suyunu beyazdan şeffaf renge dönene kadar yıkamanızı tavsiye edeceğim sizlere. Daha sonrasında ise çok güzel bir süzülme aşaması var. Süzülme aşamasını da tamamladıktan sonra artık tencerenize alma vakti gelmiş oluyor. Bir tarafta da çaydanlığımın içerisinde yine ölçü olarak pirinçlerimi kullandığım çay bardağını kullanıyorum. Ve 3 su bardağına 3 çay bardağına 4 çay bardağına yakın su kullanacağım arkadaşlar. Tam 4 değil, 3,5 da değil. Eğer sizler benim yaptığım gibi bulyon kullanmayacaksanız eğer 4 su çay bardağı kullanabilirsiniz. Ölçünüz yani 3'e 4 olsun. Tam 1,5'a denk gelmiyor farkındaysanız. 1,35'e falan denk geliyor. Şimdi çok güzel bir şekilde kavuracağız arkadaşlar. Kavurma işlemini de sizlere göstereceğim. Şimdi oldukça beyaz gözüküyor pirinçlerim. Kavrulmaya başladıktan sonra şeffaflaşacaklar. Bu püf noktasını kaçırmayın lütfen. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimi kısık ateşte yavaş yavaş kavurdum. Ve şu anda tane tane dökülüyorlar artık. Birbirlerine yapışmış durumda değiller. Ve o çok parlak görüntüsünden ziyade kamerada nasıl gözüküyor şu anda bilmiyorum ama sizler daha net şey yapacaksınız. Hafif şeffaflaştı normal tam beyaz halinden. Bu arada ben buzdolabımda bahsetmiştim sizlere. Şöyle kemiklerimi haşlıyorum. Daha sonradan silikon kalıpların içerisine yerleştiriyorum ve şu şekilde çorbalarımın, yemeklerimin içerisine bu küpleri atıyorum arkadaşlar. Bakın oldukça kullanışlı. Özellikle evde bebekleri ve yaşlıları olanlar için çok çok ideal. İki tane yetiyor. Tadında farklılık yaratmıyor. Çünkü oldukça tadı arada kaynamış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi tuzunu ilavesini yapacağım ben. Ve buz küplerim bu şekilde eriyecek. İki tane bulyon koyuyormuş gibi düşünün. Ama bunu ne yapıyoruz? Kendimiz evde pişirmiş oluyoruz. İstediğimiz ölçüde. Tuz miktarında zaten tamamen özgürsünüz. Bu arada suyun eklemesini yaparken kamerayı kapatacağım. Çünkü bildiğiniz gibi buhar tamamen havaya uçuşturuyor. Tuzumu ekledim. Hemen şöyle karıştıracağım. Ocağım hala kısık kıvamda. Açmadım altını harlı olarak. Şimdi suyunu ekleyebiliriz artık. Evet arkadaşlar, hala pişmeye devam ediyor. Birazdan altını kapatacağım. Altını kapatmadan evvel hemen şöyle bir karıştırmak istiyorum. Bu pişirmeden evvelki son tur diyelim. Bu aşamada karabiberini ekleyebilirsiniz. Şimdi altını kapatıyorum artık. Ve pişmeyi tamamlamış oluyoruz. Şimdi uyutma vakti. Düzeltiyorum. Ve hemen uyumasına yardımcı olabilmek için, pişmesini tamamen sonlandırabilmek için ne yapıyorum? Beklemeye alıyorum. Evet arkadaşlar, ben pilavımın yanına tarhana çorbası ve barbunya hazırlamıştım. Sizler de umarım
beğenirsiniz ve bu şekilde bir menü hazırlayabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.